Yani risk olduğunu düşünmüyorum ben. Yani filmi de izlediğinizde anlayacaksınız. Bir şeyin iyisini yaptığınız zaman çok da risk taşımaz. Ama yeni olduğunu söyleyebilirim. Bu film bu sene kendi, yani Türk sinemasında kendini başka bir yere konumlandıran bir film. O yüzden de inşallah seyirci de seveceğini düşünüyoruz, sevecektir. Biz de çok heyecanlıyız. Evet. Sizden daha fazla gerginiz. Çok. Güzel olacak, her şey güzel olacak. Aslında yani aksiyon sahneler tabii ki büyük bir challenge. O yüzden kolay diye bir şey yok hayatta. Ama yani zorlandığım, böyle çok zorlandığım bir sahne yok. Siz böyle şeyler yazıyorsunuz galiba, değil mi? Biz aslında biz bu filmde tanıştık. Evet, filmi diziden önce çektik. Bu film 1,5 yaşında şu an. Evet. Biz de unuttuk yani. Nasıl? Araya dizi girdi. Bir de gerçekten de onun mevsimi gerekiyordu. Yani bu mevsim gerekiyordu. Yazın falan çıkması doğru olmazdı. O yüzden bekledik. Tam zamanlı bekledik. Evet, bir gerilim filmi ama içinde duygusu olmayan bir gerilim filmi değil. Yani çok duygusu olan, duygusu hatta yoğun bir gerilim filmi. Aslı, şimdi anlatırsan spoiler veriyor olacağım. O yüzden de çok giremiyorum tabii, aslında. Tabii, evet. Konuyu biz anlatmaya başlarsak zaten filmin sonunu söylememiz gerekiyor. O yüzden gizemli. Evet, yani çok fazla aslında bir şey söylemeyeyim ben. Fragmanı çok hoşuma gitmişti her şeyden önce. Bir de Meryem oynuyor. O yüzden gelmek istedim. Eşim de çok gelmek istedi ama bugün maalesef gelemedi. O da Meryem'in çok yakın arkadaşıdır. Bakalım. Büyük ihtimalle çok güzel bir film yaptılar. Ya ben çok heyecanlıyım. Fragmanları izledim. Çok beğendim fragmanları ve böyle beni çok heyecanlandırdı fragmanlar. Merak uyandırdı açıkçası. Çok fazla böyle ipucu var fragmanlarda. Bakalım, çok mutluyum. Çok merak ediyorum filmi. Çok güzel bir iş olmuştur eminim. Vallahi neler söyleyeceğim, fragmanlarından belli. Özcan ilk defa bir gerilim filmi yaptı ve böyle film çıkmadan önce izleyen birkaç oyuncu arkadaşımdan küçük bilgiler aldım. Harika bir film bizi bekliyormuş. Bayılmışlar. Çok çok son dönemde çıkmış en iyi gerilim filmi olabilecek diyorlar. Çok heyecanla bekliyorum yani. Özcan Bey'in her filmini izliyorum. Şimdi Özcan Bey'in filmlerine benim kötü deme şansım var mı? Olamaz. Çünkü neden? Çünkü Özcan Bey benim canım arkadaşım. 50 küsur hafta boyunca eş oynamış, partner oynamış birisi olduğu için ve çok sevdiğim için ben biraz daha ön yargılı bakıyor olabilirim. Ama çok güzel işler yapıyor. Zaten bütün Türkiye takdir ediyor. Gişesinden belli, yaptığı işlerden belli. Bunu yapabildiği için de bak serüven devam ediyor. Her yıl iyi bir filmle geliyor. Öyle olduğu için güzel olmuş. Çok merakla bekliyorum.